Sinemanın sürünen sansasyonlarına merhaba deyin. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için filmlerdeki en iyi 10 yılan sahnesini listeliyoruz. Trust in me and just in me. Bu listede uzun metrajlı filmlerdeki devasa ya da değilse de kişilere dehşet saçan kıvrımlı yaratıkları inceleyeceğiz. Clash of the Titans filmindeki Medusa sahnesi ne kadar etkileyici olsa da o yılandan çok insansı bir varlık. Aynı zamanda reality filmlerini de bu listeye eklemedik. Yani aranızda Jackass No. 2 filmindeki yılan sahnesini görmek isteyen varsa özür dileriz. Ayrıca bu listede Fatih Üreğ'in o korkunç dansı da yer almayacak. 10 numara Yutulmuş Anaconda. Akıllı olan hiç kimse hem J-Lo'yu hem de Ice Cube'u aynı anda taklaya getirmeyi düşünmez. Ama John Voight düşündü. Bir belgesel ekibi Amazon'u keşfe çıktı ama Voight'ın deli bakışlı yılan avcısına yardım etmeyi düşünüp büyük lokmayı da yutmuş oldu. Herkesin yağmur ormanları gezisini mahvettikten sonra avcı öğle yemeği kokusu almış, aç bir anakonda ile karşı karşıya gelir. İlk başta boynuna hamle yapan yılan, sonrasında yüzünde rahatsız edici bir tebessümle ciddi anlamda düşmanının suyunu çıkarana kadar onu sıkıyor. Arkasından gerçek bir Alfred Hitchcock gibi işini ağırdan alıyor ve tatmin edici bir şekilde ağzını şapırdatarak yemeğini yiyor. 9 numara Ölümcül Yılan Dansı, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Neville'ın son filmdeki kötü yılan Nagini'yi öldürdüğü o neşeli sahneyi hepimiz biliyoruz. Ama o bile ikinci filmdeki Basilisk sahnesi karşısında sönük kalıyor. Basilisk aşırı güçlü ve tehlikeli mistik bir yaratıktır. Dişlerinin zehirli olması ve aynı zamanda tek başına kurbanlarını taşa da dönüştürebilmesi en önemli özelliği. Ginny Weasley'nin kaybolmasından sonra Harry bu sürüngen canavarla karşı karşıya kalıyor. Anka kuşu Fox'un tam zamanda yaptığı yardıma kadar işler kötü gider. Basilisk'in kör olmasıyla birlikte Harry, ölümcül bir savaş için kılıcını ortaya çıkarır. Çetin bir savaş boyu gösterir ama genç sihirbaz yılana delici darbeyi vurur ve yılan ölüm dansını yapmaya başlar. 8 numara Su Mokasenleri, Mud. Arkansas'ın küçük bir kasabasından olan Alice, ormanda garip bir adamla tanıştıktan sonra kendisini gerçek bir maceranın içinde buluyor. Mud. You can call me Mud. Mud adındaki bu adam bir kanun kaçağı ama Alice de arkadaşlık ediyor. Can I get one of those? Alice, Mud'ın onu kendi çıkarları için kullandığını düşünüyor ve çok sert bir tepkiyle ortamı terk ediyor. Oradan hızla uzaklaşırken Alice bir su makasinin çukuruna düşüyor. Kendi hayatını ve özgürlüğünü tehlikeye atsa da Matt yeni arkadaşını kurtarmak için bir dakika bile tereddüt etmiyor. 7 numara Kong'un Gazabı, King Kong. ...1933 yapımı klasiğin yeniden çevrilmiş hali olan bu filmde Jessica Lange, hep sakallı olan Jeff Bridges ile birlikte ilk beyaz perde tecrübesini elde etti. Bu gizemli adaya gelen bir paleontoloğu ve güzel aktris devasa King Kong'u keşfeder. Ve Lang'in karakteri ciddi şekilde bu canavarla arkadaş olur. Ama bir yılanın kadının güvenliğini tehdit etmesiyle birlikte Kong adeta kafayı yer ve tabiri caizse yırtıcının ağzına sıçar. İlk
İki insan kaçarlarken Kong adadaki son özgür hareketlerinden biri olarak yılanın ağzını ikiye ayırmayı seçiyor. Altı numara. Ayda sevişen sürüngen. Snake on a plane. Erşan Kuneri ne demişti ayda sevişenler için? Olur mu? Bu öyle bir film değil ama en esaslı yılan filmlerinden. Bir dolu yılan kafeslerinden kaçarak bir uçak içinde terör estiriyor. İlk kurbanlar arasında ayda sevişenler kulübüne girmek isteyen azgın bir genç çiftimiz var. Ne yazık ki başvuruları bir yılanın tepelerine düşmesiyle birlikte reddedilmiş oluyor. Those were the days. Çünkü bu içine ettiğimin uçağının her yerinde bu içine ettiğim yılanlardan doluydu. Hatta bu gariban kardeşimiz sadece kendini biraz daha olsun rahatlatmak istese de yılan bir şeyleri tehdit olarak görmüş olacak ki adama şiddetli bir saldırı uyguluyor. Beş numara. Cafar'ın açgözlülüğü. Alaaddin. Genie, grant me my first wish. I wish to rule on high as sultan. Elinde sihirli bir lamba olan adama nasıl hitap edeceğinize dikkat edin. Genie, my second wish. I wish to be the most powerful sorcerer in the world. Baş kahramanın ezeli düşmanı ve sultanın veziri azamı olan belalı Cafar, bu sevilen Disney filminde etkileyici bir değişim gösterdi. A snake am I? Perhaps you'd like to see how snake-like I can be. Alaaddin'in sihirli lambayı çalmak için yaptığı girişim doğal olarak kalem bıyıklı Cafar'a hakaret oluyor ve yılansı karakter "Oğlum bak git" diyor. Princess, your time is up. Jasmine onu korku içinde izlerken o anında canavarımsı bir kobraya dönüşüyor. Bütün açgözlü kötüler gibi Cafar da daha fazla güç istiyor ve emin olun alıyor. You want to be a genie? You got it. Everything that goes with it. 4 numara. Coco takımı. Conan the Barbarian. Bir zamanlar Zamora adındaki diyarda seksi bir yılan kültü ve yılan kulesi vardı. Barbar Conan ortama ailesinin cinayetinin intikamını almak için gelir. O ve yeni arkadaşı Subotai antik taşı çalar ama o sırada aptal olarak tabir edilebilecek bir yılan ortaya çıkar. Coco takımı kafasına sayısız ok atarak bildiğin mermi manyağına çevirirler. Ve son bir doğramayla iş biter. Üç numara. Vintage Van Damme. Hard Target. Evsiz bir savaş gazisinin bir insan avı kurbanı olmasından sonra kızı bir New Orleans serserisinden yardım ister. Ve tuhaftır ki adam dövüş sanatları ustası çıkar. Chance Baudreau sadece yabanda hayatta kalma konusunda uzman değil, ayrıca korkmuş kadınları rahatlatmayı da biliyor. Of course I trust you. Öyle ki sürünerek gelen yılan bile onu yıpratmıyor ve herif ciddi ciddi beklenmeyen misafirin suratının tam ortasına yumruğu çakıyor ve hepsi bu da değil. Is it dead? Not hardly. Sonrasında yılanı zekice hazırladığı bir booby tuzağında kullanıp minik arkadaşını düşmanlarıyla tanıştırıyor. İki numara, Kara Mamba ile tanış. Kill Bill Volume 2. Bud'la tanışın. Hataları için pahalı bedel ödemiş bir adam. Thanks a bunch. Sadece gelin olarak bilinen kadını vurmadı. Onu canlı canlı gömdü. Ve çok değer verdiği Hattori Hanzo kılıcını sattı. Ama en büyük hatası ise bunu Kaliforniya dağ yılanı namı diğer El Driver adındaki eski bir iş arkadaşına satmış olması oldu. Söz verdiği miktarı getiriyor getirmesine ama ödemenin içinde bir de ölümcül kara mamba bulunuyor. İşleri daha da kötüye götürmek için Bud tecrübe edeceği yavaş ve acılı ölümü önceden öğrenme fırsatını buluyor. I'm sorry, Bud. That was rude of me, wasn't it? Hey, bu da göz bandı olan bir kadının karavan parkında ortaya çıkmasının güvenilmez bir şey olduğunu kanıtlıyor. But only with the Mamba.
and this has been true in Africa since the dawn of time, is death sure. Birinciyi açıklamadan önce gelin almaya değer diğer sahnelere bakalım. Better not catch you smiling. Don't hurt the snake. Put it down gently. Sometimes people outgrow one another. It's very sad. You can't let it drag you down. Is that you? Or the snake? I'm Vijay, Special Expediter, Universal Exports. Welcome to India, Commander Bond. Thank you. Call me James. No problem. Where's Sadruddin? Over here, waiting in the taxi. This was the wrong cover. Taxi! I hate snakes. Taxi, sir. Bir numara, Ruhlar Kuyusu ve Yılanlar. Raiders of the Lost Ark. Eğer ahit sandığını arayan bir arkeologsanız hayatınız bayağı ilgi çekicidir. Özellikle oraya ulaşmanın yolunda Nazilerin umutlarını da yok ediyorsanız. They want you to get a hold of the ark before the Nazis do, and they're prepared to pay handsomely for it. Ama Indiana Jones'un şanssızlığı olacak ki, ürkütücü ruhlar kuyusuna doğru inerken hayatının en büyük korkusuyla yüz yüze gelir. Ve böylece Harrison Ford aksiyon filmlerinin en akılda kalıcı sözlerinden birini söylemiş oldu. Snakes. Why did it have to be snakes? Sümüksü yılanlar, unutulmaz yıldız ve bunu bir klasik film sahnesi yapacak mükemmel yönetmenlik. Herkes kıvrılmaya hazır mı? Asps. Very dangerous. Listemize katılıyor musunuz? Bitch. Sizin en beğendiğiniz yılan sahnesi hangisi? Daha fazla akıl almaz top 10'lar için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.